Sakin ol, sakin ol. Konağı yıktın, topladım milleti. Allah arttırsın neşenizi. Toplayın, toplayın konağı. Alışmadığımız şey değil. İyi geceler. Akşam Fikret gelmedi. Murat da dağılmak için yer arıyor. Böyle giderse Osman da uğramayacak. Ne sofranın düzeni kalır ne de evin. Laf geçiremiyorum ki. Abime sözün geçmiyor, bize mi geçiriyorsun diyorlar. Fikret neredeymiş? İşi varmış. Ne işi? Bilmiyorum. İşim vardan başka cevap almıyorum ben bu aralar. Oğlum beni daha ne kadar azaltacaksın bu evde sen? Anne eğer Emir'i soracaksan... Emir benim çocuğum değil. Begüm'le mi konuştun? Nasıl yani? Çocuk tam o yaşta... Eminim anne. Eminim. Ben bu konuda sana yalan söylemem. Sen bu konuda kimse seni azaltamaz. Azaltmaya da çalışmıyor zaten. Sana bir gün bağırdığım için özür dilerim Esma Sultan. Senin de kırılmamak için esnemeyi göze alman lazım anne. Değil mi? İyi geceler anne. Bu çocuk 10 yaşındaysa... senin de çocuğun değilse... bunca yıl anneni Begüm konusundaki fikirleri nedeniyle boşuna suçlamışsın demektir. Esnemiyorsak var bir bildiğimiz. Ruhum bile duymamışsın. Ben seni zaten hep boşuna beklemişim Faruk. Sevgilim, bakmaya doyamadığım, tüm kalbimi teslim ettiğim kadın. Bugün hayatıma gireli 2 yıl olmuş. Daha nicelerini yaşayacağız seninle. İyi ki varsın. Osman Aga, keyfini bozacağım ama yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Ya Süreyya'ya anneler günüyle ilgili bir hediye fikrim var da... benim bilgisayardan, çizimden anlayan bir adama ihtiyacım var. Bu saatte mi geldi aklına? Oğlum koşuşturmaktan ne ara fırsat bulacaktım? Deli bir gündü, bilmiyor musun? Begüm konuşur, ne yaptın abi?
David Johnson diye ihtisastan bir arkadaşının oğluymuş. Begüm'le mi konuştun bunu? Yok, çocuğun kimliğine baktım. Tesadüfen gördüm oğlum. Adı niye Emir'miş o zaman? Ne bileyim ben, Osman. Abi nasıl ne bileyim, anlamsız değil mi? Abi yanlış anlama ama... acaba konuyu kapatıp kolaya mı kaçmaya çalışıyorsun? Osman, ben Begüm'ün hangi ruh haliyle ne yaptığını takip edemem. Bana söylemek istediği bir şey olsaydı çekip gitmezdi, tamam mı? Ta 10 gün önce tanıdığı bir adamın soy ismini taşıyan çocukla çıkıyor geliyor. Belli ki ayrılmışlar yani, ne yapabilirim? Ya ben kafanda soru işareti kalmasın. Sonradan üzülme diye altını çiziyorum abi. Tam ne yapıyoruz? Gel hadi gel. Kahveleri söyledim ben, işimiz uzun. Pelin. Emir uyudu. Hadi artık anlatacak mısın? Gel. Özür dilerim Begüm. Gerçekten böyle olacağını düşünemedim. Hani dedik ya beraber vakit geçirirlerse iyi olur diye. Ne bileyim ben de işte fırsat bu fırsat dedim. Hı hı. Evet. Pelin öleceğim meraktan, anlatır mısın artık lütfen? Tam olarak ne oldu? Faruk Emir'i Süreyya'nın okulundan almanı istiyor. Telefon numaranı ulaşmış, aramış seni birkaç kere. Söyle ona açsın telefonunu dedi. Sen bunu bana niye söylemedin? Nasıl söyleyeyim Begüm, ne diyeceğimi bilemedim ki. Önce biraz toparlan istedim. Hayır, bu bende kayıtlı olan numarası değil. Tanımadığım bir numara olduğu için de geri dönmek gereği duymadım. Niye öyle dedi ki acaba? Sen şu olayı bir baştan anlat bakayım bana tam olarak. En baştan. Hani o gün gittik ya. İyi akşamlar İsmail. Aradığımı buldun mu? Buldum arabam. Biraz geç oldu ama fazlasını da buldum. Düşündüğünüz gibi o hastanede çalışıyormuş. Bir de ev adresini de öğrendim. Neredeymiş? Bu daha önce Faruk Bey'le oturmak için bir ev almışlardı. Sonradan satılmıştı. İşte o evi kiralamış. Yüzsüz. Tamam Mustafa, teşekkür ederim. Sen git. Peki. Bu resim güzel. Ortadaki sen misin? Hı hı. O şeyi silebiliyor musun ortadan? Kendini silebiliyor musun? Beni silmeden. Ha? Tamam. Ona sil. Şu çocuğu da yapıştır abi oraya. Bunu mu? Hı hı. Yapıştır. Çok güzel olacak o. Aa. Ne yapıyorsunuz böyle iki başınıza? Dedikodu mu var? Ne oluyor? Sen uyumadın mı hala? Ha, gittin. Geleceğim dedin, gelmedin bir daha. Nasıl uyuyayım? Ay benim kızım da bensiz uyumazmış. Uyuyamam. Ne yapıyorsunuz peki, iyi misiniz? Bir sorun yok değil mi? Yok ya, ne sorun olacak? Logo ile ilgili bir şey danışmak için geldim de öyle sohbete falan daldım. Logo. Hadi biz kaçtık o zaman. Tamam, sen dediğim gibi yaparsın. Tamam, tamam. Hadi. Hadi iyi geceler. Bırak çocuk yesin, sana getirin. İyi geceler.
Çekilir misin? Burası küçük yer, laf söz olacak. Bir dakika, konuşabilir miyiz? Adem çekilir misin? Ya Fikret yanımdaydı. Öyle konuşamadım. Bir dinler misin beni? Ya ben senin söylediklerini söyleyeceklerine ilgileniyor muyum acaba? Ya öyle bir halim mi var? Çekil. Sen Defol'u sevmiyor muydun? Bana bak, ben Defol'u dedim. Öküz demedim, tamam mı? Gece gelebilir, gündüz kaybolabilirsin demedim. Hıyar dedin. Bilmediğim yerden soruyorsun. Bir dakika, bir dakika dur. Ben normal biri değilim. Ama bugüne kadar kimsenin kurcalamadığı kapalı bir kutuya da elini uzatan sensin. Varlığında yokluğunda ayrı bir dert ya. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisiyle de ne yapacağım bilmiyorum. Beni senden fazla korkutan hiçbir şey yok şu dünyada. Anasını satayım. İşin dürüstçesi bu. Yani? Yani benim kaçtığım sen değilsin. Ya benim kendime anlatamadığım şeyler var. Sana bunları şimdi nasıl anlatayım? Ama seni üzmek istemedim. İyi akşamlar. Daha ilk seferinde havlu mu atacağız yani? İki çırak bir usta etmez miyiz? Ya elime yüzüme bulaştırırsam? Bir daha denersin. Öğrenmeye gönlün varsa da. Gel. Günaydın hanım. Günaydın. Ev pek sessiz duruyor. Faruk Bey ile Süreyya Hanım çıktılar. İstanbul'a gideceklermiş. Sebep? Gelin hanımın annesinin mezarını ziyareti. Fikret Beyler de İpek Hanımlara gittiler. Hazır Faruk Beyler yok diye. Murat da dün gece eve gelmedi. Bir tek Osman Bey var. O da hala uyuyor. Uyandırayım mı? Yok yok, bırak. Ne kadar istiyorsa uyusun. Sizin kahvaltınızı nereye hazırlayayım? Hazırlama yapmayacağım. Bir kahve yeter. Peki hanım. Thank you.
İnşallah beğenmişsindir abla. Ay siz beni hep mahcup ediyorsunuz ya. Vallahi abla ister beline masaj yap, ister bacaklara masaj yap. Ne yapıyorsan yap. Kuzum sağ ol. Anneler günü kutlu olsun ablam. Sağ ol canım. Ablam. Anneler günü kutlu olsun. Sağ ol. Abla anneler günü kutlu olsun. Kızım. Ne düşünceli çocuklarsınız siz ya. Sen mutfağın annesisin ya abla. Mutfağımızın annesi az kalır Gülistan. Mutfağın ana kraliçesi. O zaman bu da benim gönlümün kraliçesinin. Oo. Alsana kız. Ne bu? Sen de yakından ne olacaksın gülüm Allah'ın izniyle? Ufukta görüntü sayılır Gülistan. Kendisi gelmeden hediyesi gelsin dedim evlatçığımın. Böyle bir şey aldım. İnşallah beğenirsin. Ya. İnşallah, inşallah. Ay canım benim ya. Hanıma mı? Kahvemi kış bahçesinde içeceğim. Oraya getiriveririm. Doyamadım. Yani. Buyurun Esma Sultan buyurun. Kimin fikriydi bu? Valla Faruk abi bunun. Hayır ben diyorum. Hayır, senin değil mi? Hayır o sana fikir adam. Ben dedim ya yap. Evet anneciğim sana layık değil ama bunu seveceğini düşün. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Anne benim zevkim. Bak ya. Benim zevkim. Hepimizin anne, hepimizin. Çok çok yakışıklı. Anneciğim, ben onlara yapmayalım dedim ama. Vakfın müzayedesinden. Evet, beğenmiştiniz. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzelmiş. Çok güzel. Bu da benden. Paket büyük. Bu ne? Belki kalıp almak istersiniz diye düşündüm torununuzla. Duvara asarsınız. Ya da var. Aa güzel mi? Oğlum çok çok. Anne bakabilir miyim? Ay çok güzel. Bir şey değil mi? Ben de istiyorum ama bundan bir tane amcasıyla da olsun böyle. Ben de istiyorum abi. Benimle de olsun ya. Ay ne kıskançsınız. Tamam hepinizi alırım. Artık sergi açacağız. Boran el ve ayak sergisi. Çok iyi abi. Anneler gününüz kutlu olsun. Senin de alacağın olsun. Al şunları. Yenge bu arada senin anneler günün kutlu olsun. Vurdu ve gol. Bravo. Düşünceli borum. Evet. Hadi bakalım aile sofrasına. Allah'a acıktım hadi. Oh, bu anı bekliyorum. Gel evet. Kızım.
Good morning, mom. Good morning, sunshine. Sen ne saklıyorsun öyle arkanda? Heyecandan sabah zor bekledim. Teşekkür ederim. Anneler günü kutlu olsun. Ben seni de hediyeni de yerim. Bakayım. Dünyanın en güzel, en tatlı annesine. I love you mom. Onun içine sıcak bir şey koyduğunda ikimizin resmi çıkıyor. E sen nasıl hallettin bunu? Süreyya abla hediyeyi alırken bana yardım etti. Öyle mi? Ne güzel. Kartı da o aldı ama hepsini ben boyadım. Beğendin mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim tatlım. Hadi gel onun içine çay koyalım da ikimizin resmine bakalım. Hadi yapalım ama ondan önce... Gıdık burcumun bir olacak. Ay Elif sıkıştı. Ay Elif sıkıştı. Aşkım ne yapıyorsun? Hani anneme gidiyorduk. Otur şöyle otur. Otur. Ne? Kapat gözlerini. Ne? Aşkım ne yapıyorsun? Ya. Beni baba yapan dünyanın en güzel annesini bir kutlayalım önce. Aç hadi aç, aç. Ya sen nasıl bir adamsın? Sihirli değneğin mi var? Nasıl yaptın bunu? Hangi ara yaptın? Osman'la bizi bastığında biz bununla uğraşıyoruz. Ama yani o saatte nasıl yaptın sen? Matbaa mı açtırdın? Bırak şimdi onu, beğendin mi sen? Çok beğendim. Yıllar önce sana bir konuşma yapmıştım. Allah var ki sen sessiz sedasız gidince ara sıra kendime acaba haksızlık mı yaptım dedim. Gururlu kızmış ki gitti. Acaba yanlış mı değerlendirdim dedim. 10 sene vicdan yükü yaşattın bana. Ama Rabbim o kadar büyük ki bu yükü daha fazla taşımama müsaade etmedi. Hakkında zerre kadar yanılmamışım. Kim bilir kimden peydahladığın çocuğunla gelip buraya taşınarak ne umdun bilmiyorum. Ama umduğunu bulamayacaksın. Anne, kim geldi? Teyze gelmiş. Süreyya abla da geldi mi? İyi günler. Niye geldi bu kadın? Sonradan çok pişman olacak bir sebepten yavrum.
Günaydın. Günaydın. Ya kusura bakma, biz dün gece biraz geç geldik de sana teşekkür edemedim. Abi saçmalama. Ya fikir senin de zaten. Beğendin mi Süreyya? Bayıldım. Hemen aldı, sardı, bir şeyler yazdı falan. Sevindim. Abi yalnızsın. Biliyorum, biliyorum. Onun için geldim zaten. Ben anneler günü geçsin diye bekliyordum oğlum. Şimdi gidip konuşacağım. Her şeyi anlatacağım Begüm'ü falan. İnşallah bu konu kapanır. En güzeli abi, senden duyması lazım. İlla birilerinden duyacak çünkü. Efendim. Günaydın. Günaydın. Bakabilir miyim? Yani bakabilirsin tabii. Ha, bu ne güzelmiş. Evet, Osmanlı Faruk hazırlamış. Yani beraber tasarlamışlar. Anneler günü için. Çok tatlı. Fikirlerimize denk düşmüş biliyor musun? Ben de Fikret'e hediye hazırlıyorum. Öyle mi? Dün herkes evden çıkınca bütün gece albümlere baktım, karıştırdım, düzenledim. Bunlar da Faruk'cular. Ya kusura bakma, albüm bulamadım, o yüzden yerleştiremedim. Ama belki düzenlemek istersin diye getirdim. İsterim, çok isterim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin o zaman. Görüşürüz. Sağ ol. Hayırdır inşallah. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Faruk. Odamın ismini çok güçlüymüş, bir şey olmuşum, merak etme. Çok korkuyorum.
Ya ne oldu? Ne oldu anlamadım ki. Düştün mü? Bir yere mi çarptın? Ne oldu? Sevgilim, bakmaya doyamadı. Tüm kalbimi teslim ettiğim kadın. Bugün hayatıma gireli 2 yıl olmuş. Daha nicelerini yaşayacağız seninle. İyi ki varsın. Aşağıdan sesler mi geldi? Ben bu süpürgeden bir şey duymadım. Bu fotoğrafları kim nereden buldu? Anneciğim ben istedim. Fikret'in fotoğraflarını ayıklıyordum. Niye ki? Bebek odasında ne işi var bunların? Ay onlar Faruk'unkiler. Onları da Süreyya'ya verdim düzenlesin diye. Bir şey mi oldu anne? İnşallah olmaz. Süreyya'nın kanaması var. Onlar hastaneye gittiler. Anne! Anne ne oldu? Ne kanaması? Bebeğe bir şey mi oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum olmasın diye dua edeceğim. Anne ne duası, kalk hastaneye gidelim. Haber alana kadar dua edeceğim. Beni bir tek bu rahatlatır. Aslanım. Aslanım bugün İstanbul'da. Karım hamile. Karaması. Soldaki odaya geçin lütfen. Hemen doktora yönlendiriyorum. Hanımefendi bir saniye. Biz sizinle kayıt açabilir miyiz? Hayır canım. İsim tamam, soyisim alayım. Süreyya Boran. Acil bir hastamız geldi. Sancı var mı? Umarım bir şey olmasın bebeğime de, bir şey olmasın, ne olur bir şey olmasın. Bir şey olmayacak aşkım, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Evet, hastamız nasıl? Hamile olduğunu bilmiyordum. Ben hamileyim. Ne olur hala hamile olduğumu söyleyin. Ne olur bir şey yaptım Begüm Hanım. Ne olur kurtarın. Begüm Hanım. Tamam dur bir sakin ol. Bakalım tamam mı? Ne olur bir şey yapın Begüm Hanım. Kurtulacaksınız. Sakin. Önce bir durumu anlayalım. Sen bana bir olayı anlatabilir misin? Hiçbir şey yapmadım ben. Yanlış bir şey yapmadım. Ters bir hareket yaptım. Bir anda oldu bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İyi mi? Begüm Hanım iyi mi? Bir saniye. Begüm Hanım bir şey var mı? Tamam. Şu an için gayet iyi. Merak etme. Ama tabii bu neden oldu onu bir araştırmamız gerekiyor. Birkaç test yapmak gerekiyor. Kan testi yapmamız lazım. Bir de ben bir fitil ve ilaç yazacağım. Onlar kanamayı durdurur. Ama şimdilik gayet iyi, merak etme. Begüm Hanım, kalp sesini dinleyebilir miyiz? Tabii.
hemşireyi çağırıyorum. Kan alsınlar, geçmiş olsun. Lan ne oldu? Süreyya'ya bir şey mi oldu yoksa? Ha, hayır, siz Süreyya'nın... Ben teyzesiyim. Tamam, geçmiş olsun. Süreyya da bebek de gayet iyi durumda, merak etmeyin. Ben böyle başım döndü herhalde tansiyondan falan, hastayla ilgisi yok. Tamam ki geçmiş olsun. Şey peki yani niye olmuş bu kanama, yani normal mi bu? Yani... Bakacağız yani, kan tahlili yapacağız. Hamileyi riske sokacak bir durum var mı, o zaman anlayabiliriz. Ben şimdi hemen sizden kan aldıracağım ve taburcu edeceğim. Şu an için merak edecek, panik yapacak bir şey yok, tamam mı? Tamam. Ama tahlil sonuçları çıkana kadar dinlensin, hep dinlensin, hatta uzanarak dinlensin. Hamilelikte stres iyi değil. Stres olmaması için dikkatli olun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Şeyleri bir tanem. Kendi doktorum olmayınca çok gerildim. Allah'tan Begüm Hanım vardı, Faruk var ya. Allah'tan. Şimdi kan tahlili yapacaklar, ondan sonra bırakacaklar. Sevgilim ya, sen bir şey soracaktın bana. Bir şey söyleyecek miydin? Önemli dedin. Ne o? Şu an hiçbir şeyin önemi kalmadı. Ben gideyim işlemleri yapayım. Teyzen lavaboda. O da çıkar gelir şimdi. Ben önce giderim bu hastaneye. Tamam mı aşkım? Hadi. Aşkım. Ne oldu? Hasan'dan kötü bir haber mi aldın? Sen Süreyya'ya fotoğrafları niye verdin? Söyledim ya. Begüm'le Faruk'un pozlarını görsün istedim. Değil mi? Ne olacaktı? Kavga mı edeceklerdi? Ayrılacaklar mıydı? Ne olacaktı ya? Senin amacın ne? Sen benim kasten mi yaptığımı düşünüyorsun? Bana bak, bana salak muamelesi yapma. Duydun mu? Bana sakın salak muamelesi yapma. Ya Fikret, ben fotoğraflara bakmadım bile doğru dürüst. Kadını tanımam etmem. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Sen o kadını davette gördün, bal gibi tanıyorsun. Uzaktan gördüm, iki dakika. Kadınla beni tanıştırmadınız bile. Hem ben nereden bileyim Faruk'un fotoğrafları saklayacağını ya? 10 yıllık mezunuymuş. Arkasındaki yazıyı da mı görmedin? Görmedim. Bana salak muamelesi yapma! Nazife söyle arabayı hazırlasın. Uğur ola. Annemlere gidiyorum. Ziyarete. Evde bu kadar büyük sıkıntı varken. Annemler yeni geldi ya. Hoş geldin diyeceğim. Süreyya'yı oradan da takip edebilirim çünkü. İpek Hanım. Yuvayı dışı kuş yapar. Başkalarının yuvasıyla uğraşırken dikkat et, kendi yuvandan olma. Siz de mi beni suçlayacaksınız? Ne fotoğrafmış ama. Faruk'un fotoğraflarını karısına vermenin bu kadar büyük bir suç olduğunu tahmin edemedim. Kusura bakmayın. Fikret'le konuşun anneciğim. Benim ne yapıp ne yapamayacağımı birlikte karar verin.
Mümkünse de içinde nefes alabilmek olsun. İyi günler. İpek yenge, ben götüreydim sizi. Yavaş kullanırım.